geçti, geçti, geçti. İnan kabus değil mi? Evet. Her yer yanıyordu. Hiç bilmediğim bir ev. Sanki ben de oradaydım. İki çocuk yangından kaçıyorlar. O sıcağı bile hissediyorum Cüneyt. Sonra bir adam vardı. Yüzü silikti. Bir sokak, ağaç tasalı bir salıncak. Hep aynı kabus. Hiçbir şey değişmiyor. Tamam. Tamam geçti. Bak ben buradayım artık. Hiç ayrılmayacağız tamam mı? Aşkım, uyan hadi bak sabah oldu. Canım. Ben şimdi seni uyandırmasını bilirim Kemal Bey. Biraz daha uyuyacağım. Aşkım, uyan artık. Bak yeni kavuştum ben sana. Uyansak mı artık? Son 5 dakika. Aşkım ben çok özledim seni. Hı. Sen hiç özlemedin yani beni öyle mi? Cüneyt. Hadi çık artık. Uyanır şimdi biri. Daha çok erken. Hem Nazire abla bile gelmedi. Keşke hep yanımda kalsan. Ama olmaz. Neden olmasın? Nasıl olur Cüneyt? Bize öğrenirlerse nasıl bakarım yüzlerine? Bana onca iyilik etmiş insanların karşısına çıkıp oğullarına aşık olduğunu nasıl söylerim? İyi de sen utanılacak bir şey yapmadın ki. Saklayacak bir şeyimiz yok bizim. Birbirimizi seviyoruz hepsi bu. Hele Osman baba duyarsa. Ya Cüneyt, hadi çık artık. Bak şimdi bir uyanır. Ben bu meseleyi çözeceğim. Nasıl çözeceksin? Bana güven. Seni istediğim zaman görmek istiyorum. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Hayrola erkencisin bugün? Evet biraz yürüyüş yapayım dedim. Aa! Mehmet Kemal kim alacak havaalanından? Ayarladınız mı? Bak sonra kalmasın çocuk oralarda. Merak etme Zühre Sultan ben her şeyi ayarladım. 2 saate kadar oğlumla kavuşursun. İnşallah hayırlısıyla. Öyle özledim ki kuzucuğumu. Kemal. Aşkım annenleri aradın mı sen? Aramadım. Saat kaç? Eyvah. Havaalanına gelmişlerdir bile. Eşyalarım nerede benim? Ama sevgilim. Aşkım böyle hemen gitmesek diyorum. Birazcık daha kalsak. Hayatım geç bile kaldık. Hadi. 6 aydır bu böreğin hasretiyle yanıp tutuşuyordur kuzucuğum. Aman kuzu görmesek. Dana o dana, koca dana. Ya başlamışsınız böreğe. Bitiyor bile. Nasıl şimdi ben ne yapayım?
Ha, masayı hazırlayıver madem kuzum. Şunu bitireyim ben sana yardıma geliyorum ha. Bu da hiç dayanamaz. Hemen de işe girişir. Zühre ablam. Hı. Biraz gecikti ama Osman Bey'in kahvesi hazır. İyi. Ben götüreyim Nazire. Şimdi sen azar işitme. Yıldız, sen şu böreği kesip de fırına koyuver olur mu kızım? Çok özlemişim evdekileri çok. Zühre Sultan börekleri açmıştır bile. Of. Nasıl aşkım, yeni arabamı beğendin mi? Hangi yeni arabanı hayatım? Aşkım aşk olsun. Fark etmedin bile değil mi? Of ya Kemal. Var ya bir gün yanına sözün diye başka bir kızı göndersem onu bile fark etmeyeceksin. O kadar da değil yani. Kemal, söz yüzüğü mü takmamışsın yine aşkım? Öyle şeyler takamadığımı biliyorsun hayatım. Hem ne gerek var? Ne demek ne gerek var Kemal? Ne demek? O bizim söz yüzüğümüz aşkım. Aşkımızın ispatı. Ben bir söz verdiysem tutarım hayatım. Yüzüğe de ispatı da gerek yok. Ben bir kızlara bakayım. Mehmet Kemal'e hazırlık yapıyoruz da. Ya ne gerek var özel ihtimama? Sanırsın adam işten geliyor. Baba parasıyla okudu, gezdi, tozdu. Baba parasıyla dönüyor yine. Oo, mis gibi de kokuyor. Sen mi yaptın Feride? Hı hı, Kemal seviyor ya. Bayılır bayılır. Eline sağlık. Zühre. Efendim. Gel. Otur. Ne var, ne oldu Osman Bey? Bu kız ne dolaşıyor hala ortalarda? O nasıl laf Osman Bey? O bizim de kızımız sayılır. Ne kızı Zühre Hanım? O bizim hiçbir şeyimiz değil. Zamanında tuttun, aldın, getirdin. Garibandır, kimsesizdir diye. Tamam. Büyüttük, okuttuk, yetiştirdik. Liseyi de bitirdi. Ne zaman gidiyor? Başlama yine Osman Bey. Kızın ne zararı var bize? Zühre Hanım, aç gözünü. Kız büyüdü, serpildi. Cüneyt evde. Şimdi Mehmet Kemal de geliyor. Olmaz. Aynı evde yakışık almaz. Ya ateşle barut yan yana durur mu? Harip durma Allah aşkına, duyacaklar şimdi. Ne yapayım? Sokağa mı atayım kızı? Ben sana sokağa mı at diyorum? Münasip birini bulup baş göz edelim, olsun bitsin. Günaydın baba. Günaydın. Oh, mis gibi kokuyor. Uyuyamadın değil mi? İyi misin sen? Daha iyi olacağım. Bugün başlıyoruz. Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyordum. Neden durdunuz? Tüm gece düşündüm. Annemi, babamı, o geceyi, Osman Kazan gözlerimin önünde öldürdü onları.
evimizi yaktık. Ben hiçbir şey yapamadım. Sadece istedim. Sen daha küçücük bir çocuktun öyle. Ne yapabilirdin ki? Hem kardeşini kurtardın, yetmez mi? Neye yaradı? Yine kaybettim onu. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Neden, neden yaptı bunu? Bizi o cehennemi neden yaşattı? Bu kadarını hiç kimse hak etmez Tunç. Bu kadarını hiç kimse hak etmez. Şimdi sıra Osman'da. Size yaşattıklarının bin katını yaşatacağız ona. Sen olmasan bunu asla başaramazdım. Osman kuzunun yanına bile yaklaşamazdım. Dayım olacak o pislik sadece senin değil. Benim de hayatımı mahvetti. Cezasını çekecek. O da sevdiğin ne varsa kaybedeceğim. Yeni tasarımcı buldunuz mu? Hayır. Ne demek hayır Cüneyt? Sidem'e teklif götüreceğiz. Ortada tasarımcı yok. Nasıl olacak bu iş? Tunç ilgileniyor o işle baba. Sen de ilgilen. Bir an önce bulun birini. Her şey en ince ayrıntısına kadar planlandı. Şirketteki pozisyonun da hazır. Tasarımcı olarak işe başlayacaksın. Bugün Cüneyt'le tanışacaksın ve o sana aşık olacak. Sonrası kolay zaten. Ya olmazsa? Ya bir şeyler ters giderse? Ya her şeyi elime yüzüme bulaştırırsam? Eylül, 2 yıldır bunun için hazırlanıyorsunuz. Sendeki nefret her şeye yeter. Her yerden bastıracağız, anlıyor musun? Cüneyt sana vurulacak. Sen Osman Kozan'ın o muhteşem ailesinin içine gireceksin. Adım adım. Yavaş yavaş. Onların hepsini eline geçireceksin. Sonra da sahip oldukları ne varsa bir bir yıkacaksın. Nefretini de, gücünü de bir an bile kaybetme. Mehmet Cemal yok. İnanmıyorum. Dur ben çağırayım. Ne oldu? Mehmet Kemal nerede? Vallahi bilmiyorum Cüneyt Bey. Zürih uçağı gece yarısıymış. Bugün uçak falan da yok. Anlamadım. Ben anladım. Dün geceden gelmiş bizim yalı çapkını. Yine yaptı yapacağını. Neyse şimdi sen kaybol. Bizimkiler duymasın. Birkaç saate gelir nasıl olsa. Peki. Ne bakıyorsun öyle? Mehmet Kemal geliyor. Allah'ım. Ay ablasının yakışıklısı hoş geldin. Abla. Sen de hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. Annem. Hoş geldin. Hoş geldin Kemal. Ne haber fıstık? Yani nihayet sıra bana geldi, gel. Nihayet geldin oğlum. Ya beni de alın aranıza. Gel hadi kıskanç, gel. Ay. Çok şükür, yeniden bir aradayız. Nasıl? Soğuk muydu gece? Sen şimdi Ankara gecelerini unutmuşsundur ha? Aman abi, şşş. Canım oğlum. Babam nerelerde? İçeride seni bekliyor. Tamam.
tabii ya. Osman Kozan kapılara inecek değil ya. Baba. Evine hoş geldin çocuk. Bir erkeğin sana aşık olmaması imkansız. Başka birine aşık değilse başını döndüremeyeceğin erkek tanımıyorum. Çok sevgili kuzenin Cüneyt de başka birine aşık olmadığına göre işimiz çok kolay olacak. Onu büyüleyeceksin. İnan bana. Daim böyle güzel sabahlar nasip etsin bize. Bugün mutluluğumuza diyecek yok. Küçük oğlumuz okulunu birincilikle bitirip yuvasına döndü. Artık daha mutlu, daha güzel haberler için gün sayacağız. Handan kızımızla izdivaç sözlerinin devamı, mürüvvetlerini bekleyeceğiz. Abisinden hızlı çıktı bizim çocuk. Okulda bittiğine göre yarından tezi yok. Şirkette abinin yanında işe başlarsın. İş hayatında da başarılı olacağına inancım tam. Baba, çocuk daha yeni geldi. Bunları sonra konuşsak. Abisin sen. Şimdilik sözünü dinleyin. İçimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi, kayıp gitmiş hayallerimizden. İsyanım var aşka, ama ne çare. Paramparça yürek, nafile. İkimize yazık etmem bu defa ben. Alışamam artık sensiz. İsyanım var aşka, ama ne çare. Paramparça yürek, nafile. İkimize yazık etmem bu defa ben. Alışamam artık sensiz. Aman aman, Allah seni, tüdümü patlattın be çocuk ha. Sürpriz. Aman bana mı? Ay, unutmadın mı beni? Oo, kuzum. Niye zahmet ettin? Seni unutur muyum için Azoş'um? Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bizim kaptan ne alemde? Ne yapsın oğlancağızın? Direksiyon sallayıp duruyor işte. Aa, o da seni sorup duruyordu. Arayayım da sevinsin ha. Dur. Ben ararım. Bekle.
Vay Kemal kardeşim, ne haber ya? Neredesin oğlum? Vatana döndük ya. Nerede olacağım abi? Birazdan durağa geçiyorum işte. İşim biter bitmez yanındayım, haberin olsun. Başımla beraber abi, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kader. Ben bir daha o bakkala gitmem anne. Nedenmiş o? Borcumuz var ya, adam acır gibi bakıyor. Olur mu öyle şey kızım? O iyi bir adam. Yardım etmeye çalışıyor sadece. Anneciğim tamam, ben maaşımı alayım, yarın öbür gün öderiz borcumuzu. Neyse ne, ben bir daha gitmem o kadar. Anneciğim hadi sen geç otur. Ben de çayları koyup geliyorum. Al paşam, al seni sevdiğin gibi ha. Bol şeker. Sağ ol Nazoş'um. Afiyet olsun. Sakın verme Nezir abla. İşe gitmeden ben bu serserinin bir boynunun ölçüsünü alayım. Hakem hanım, hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Kim kimin boynunun ölçüsünü alıyor bir görelim bakalım. Handan. Yok ben hediyeleri vereyim öyle geleyim, olur mu? Ne olur. Hadi bakalım. Evet. 18-18 berabere. Sayı atan maçı alır. Ve taraftar Mehmet Kemal'in atağını bekliyor. Sen öyle san sen. Sayı. Süper zamanlama filmde. Şampiyona portakal suyunu ellerimle hazırlıyorum. Sana da yapayım bari, teselli olur. Sağ ol abla ya. Bunu hiç unutmayacağım. Yüzüme. Filmi görünce dağıldın tabii. Maçı aşkına feda ettin. Tamam. Son bir soru sorup susuyorum. Tecrübeden bizimkilere ne zaman bahsedeceksin? Çok az kaldı. Vay be. İlk defa sen işine bak diye cevap vermedin. Artık zamanı geldi. Feride'yle mutlu olmuşsun. Abi, sen Feride'ye aşık mısın? Hem de çok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Eminim. Çünkü yanında sessiz kalabildiğim tek kadın o. Eminim. Çünkü Feride'yle birbirimizi anlamamız için konuşmamıza gerek yok. Kemal, Cüneyt abi portakal suyu hazırmış. Hadi içeri gelin. E çabuk. Kızım oturup duracağına biraz yardım etsene bana. Tamam anne, geliyorum. Kader. Bunlar ne? Bunlar ne dedim kızım sana? Thank you.
Ne haber kuzen? Geldi mi Mehmet Kemal? Geldi geldi. Bu arada babam seni sorup durdu, işi vardı dedim, haberin olsun. İyi yapmışsın ya. Hakikaten de işlerim vardı dışarıda. Sen ne yapıyorsun, geçiyor musun şirkete? Evet, şimdi evin önündeyim. Kuzen bak ne diyeceğim. Bu sefer yine kahveleri sen alsan diyorum. Ben de dayım gelmeden şirkete gider işleri toparlarım. Hı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Çankaya Florya'dan alır kahveleri. Hadi acele et. Sakin ol. Her şey yolunda gidecek. Çık karşılarına, göster kendini. Hazırım. Onları mahvetmeye hazırım. Başımıza gelene bak. Allah'ım sen aklını koru ya Rabbim. Kader nasıl yaparsın? Sen ev kirasını götürüp bunlara mı yatırdın? Ne diyeceğiz şimdi ev sahibine? Ha? Adam 3 aydır kira bekliyor bizden ha? Mahvolduk. Mahvolduk senin yüzünden. Ya anne yeter bağırma. Sus. Sus bir de cevap verme bana. Ne zaman akıllanacaksın sen ha? Ne zaman? Anneciğim tamam. Tamam anneciğim, sakin ol. Bulacağız bir çaresini. Hoş geldin sen amca. Hoş mu geldik bilemem. Nerede bizim kira? Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Kusura bakmayın bekletiyorum ama geçenlerde bir kahve içtim, onu hatırlamaya çalışıyorum. Siz siparişinizi verin isterseniz. Teşekkürler. Bir tane badem şuruplu kafe latte, bir de americano. Peki efendim. Buraya sık geliyorsunuz sanırım. Evet. Buranın kahvesini severim. Ben de mi badem şuruplu kafe latte içsem acaba? Kesinlikle. Beğeneceksiniz. Peki. Size güveniyorum o zaman. Bana da Cüneyt Bey'in kahvesinden lütfen. Tabii. İhsan abi, ne olur azıcık daha müsaade et bize. Yok öyle müsaade falan. 3 ay oldu. Hem ben kızınıza söyledim. Bugün yarın ablam verecek diye oyaladı beni. Bir aksiliktir olmuş işte. Gözünü seveyim, bir aycık daha izin ver. Bakın ben öyle aksilik maksilik dinlemem. Size akşama kadar müsaade. Verdiniz verdiniz. Yoksa çekip gidersiniz. Şimdi söyle. Yeter be! Üstüme gelmeyin artık! Seni var ya! Anneciğim tamam. Sakin ol anne. Tamam. Halledeceğim ben. Olan oldu artık tamam. Hem maaşımı yarın vereceklerdi. Bugünden verirler herhalde. Ne yapalım? Avans da isterim biraz. Tamam. Hadi sakinleş. Anne. Kaderin üstüne gitme artık. Yapmış bir hata. Hmm.
Anne? Yıldız. Ne bir surat böyle? Baban yine sabah sabah canımı sıktı. Geri diye takmış. Evden gitsin mi diyor? Şöyle hayırlı bir kısmet bulup baş gözeli diyor. Genç kızmış, evde delikanlılar varmış. Ben kime bulayım Yıldız? O kadar güzel, o kadar masum ki kime emanet edilir? Aklıma pek iyi geldi ama... Ne? Diyorum ki... Ferman'a söylesen, o da annesiyle konuşsa. Belki onların memlekette Feride'ye uygun biri vardır ha. Ay anne, ben kocama öyle şeyler söyleyemem. Hem Ferman sinirlenir böyle şeyler. Ben bir Feride'ye bakayım. Baban onun da canını sıkmasın şimdi. Nazire'ye söyle de çayı hazırlasın. Tamam. Anne. Ne yapıyorsun kuzum burada? Hiç. Öyle işte ben kitap okuyacaktım. Yıldız ablanla çay içecektik de. Gel istersen. Tamam, olur. Sen iyi misin? Böyle biraz durgun gibisin de. Çok iyiyim. Sayenizde. Canım kuzum benim. Vefalı kızım. Sen olmasaydın, ben daha küçücük bir kızken elimden tutmasaydın, kim bilir ne yapardım bir başıma Zühre anne. Ben hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Sen bir gün bile beni mahcup edecek bir şey yapmadın ki Feride. Güzel yüreğin, dürüstlüğün yeter bana. Kuzum, ben başka bir şey istemem senden. Güzelmiş. Neydi? Badem şuruplu latte. Beğendiğinize sevindim. İyi günler. Size de. Efendim? Kemal, hesabına para attım biraz. Abim benim ya. Nasıl da biliyorsun beni. Paralar suyunu çekti valla. Harikasın. Serseri. Neyse, bir ara şirkete uğra, yoksa babamı ben bile susturamam. Tamam, merak etme sen. Neredesin sen? Handan'la mısın? Yok abi. Handan'ı işe bıraktım. Mahalledeyim şimdi. Berat'a uğrayacağım. Tamam, selam söyle. Olur, söylerim abi. Görüşürüz, hadi eyvallah. Ne yapıyorsun? Bugün işe gitmedin mi? Yok, izinliyim ben. Mağaza tadilatta. Ha, anladım. Şimdi nereye gidiyorsun? Acil bir işim var, onu halledeceğim. Hadi sana kolay gelsin Berat. Görüşürüz. Görüşürüz. Berat! Kardeşim! Vay kardeşim! Kimler gelmiş? Oğlum Osman Kozan nasıl bıraktı lan seni? Abim sağ olsun oğlum. Bakayım sana. Aslan, özlemişim ben.
Günaydın Nergis. Günaydın Osman Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sidem'den gelen faksı masanızın üzerine bıraktım. Teşekkür ederim. Şunları benim için odama bırakır mısın? Tabii. Ben teşhir salonundayım. Tamam. Nergis, dayı mı geldi? Evet. Nerede? Teşhir salonuna gitti. Nergis. Yüzüne bir şey mi yaptın sen? Ne yapmışım? Bilmem. Gözüme bir güzel göründün. Dayı. Oo Tunç Bey. Bu olsun. Peki efendim. Siz burada mıydınız? Erken geldim. Toptancıyla görüşmem vardı. Ya sabah kahvaltıya gelemedim, kusura bakma. Ama iyi haber, fiyatları düşürdüm. Güzel. Elindeki ne? Bir tasarımcının dosyası. Başvuranlar arasında en iyisi. Bir bakalım. Günaydın. Kahveniz Tunç Bey. Çok sağ ol kuzen. Afiyet olsun. Şu kahve alışverişiniz bittiyse eğer tasarımcı meselesini çözelim artık. He? Kızın özgeçmişi fena değil. Ama tasarımları fazla modern geldi bana. Ben beğendim. Sence nasıl Tunç? Bence çok iyi. Çok çarpıcı işleri var. Kimmiş bu? Daha önce hiç duymadım. Eylül Aksoy. Yurt dışındaymış. Tamam. Madem siz beğendiniz, çağırın gelsin. Ön görüşmeyi sen yap Tunç. Sonra getir. E kardeşim, sen yolcuyu Kızılay diye pursaklara bırakırsan dayağı yersin tabii. Ne bileyim abicim, ben dönüşü kaçırmışım. E sonra öğrendik tabii güzergahı. Ne antika adamsın ya. Hatırlıyor musun? Bir kere dolmuşu kullanacağım diye uçağı kaçırmıştım. Babam çok kızmıştı ya. Zaten o izin verseydi seninle bir hatalı çalışırdık ya. Paraya da para demezdik abi. Ama senden artık geçti abi. O kadar okudun. Mimar adam oldun. Herhalde bu işleri yapmazsın artık. Orası hiç belli olmaz kaptan. Ya kaptan bir çay alsana şuradan. Ağzımız kurudu. Kardeşim sen geldin kafamı kaldı ya. Dur bir dakika. Müfik abi! Dur ben söyleyeyim, geliyorum. Lan! Oğlum! Lan yaptın yine. Demirece sağlanmaz. Müfik abi çayın biri iptal. Dosyana bayıldılar. Seni bekliyorlar. Bir an önce gelsen iyi edersin. Harika. Şirketin oralardayım zaten. Kuzen ben çıkıyorum. Bir şey var mı? Tasarımcı gelecekti. Bir saate kadar gelirim. Cüneyt çıkıyor. Duydum. Süper bir planım var. Haber, nasılsın? Ne yapayım? Ortalığı toparlıyordum. Asıl sen ne yaptın? Alabildin mi maaşını? Aldım. Avans da verdiler. Yani 3 aylık kira tamam mı şimdi? Tamam, hadi için rahat etsin artık, tamam? Hadi görüşürüz, öpüyorum. Hayır.
Of, çok affedersiniz, ben ne yaptım? Tamam, hiçbir şey yok. İnanmıyorum. Siz. Ne tuhaf bir gün. Tesadüflerle dolu desek? Şimdi daha çok utandım. Çok özür dilerim. Sağ olun kızım. Teşekkür ettim. Pardon. Önemli değil. Kaptan müsaadenle dönecek mi? Ben gerçekten çok üzgünüm, hay Allah. Önemli değil. Bir iş görüşmesine giriyorum, biraz gerginim, kusuruma bakmayın. Ya gerçekten, hiç canınız sıkmıyor. Polis çağırabilirsiniz isterseniz. Yok canım, daha neler, ne polisi. Hem siz geç kalmayın yeter. Teşekkür ederim. Belki yine karşılaşırız, bir kahve ısmarlarım. Neden olmasın, dikkat edin. Sonra sık sık karşılaşacağız Cüneyt Kozan. Buyurun. Geliyor işte. Kaçtı şerefsiz. Dört yola kadar kovaladım ama gözden kaçırdım. Üzgünüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım Allah'ım? Bütün kira gitti. Eylül Hanım, buyurun. Ne oldu, anlat çabuk. Işıklarda Cüneyt'in arabasına çarptım. Ne? Nasıl? Cüneyt ne yaptı? Hiç. Gayet nazik davrandı. Hatırladı beni. Bir gün de ben ona kahve ısmarlayacağım, ödeşeceğiz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Siparişim hazır mı? Tabii ki. Siz buyurun oturun. Ben hemen getiriyorum.
yapacağım ben? Anneme ne diyeceğim şimdi? Kaç paraydı? Çok mu? Çok. 800 lira. 3 aylık ev kirasının hepsi. 800. Ağlama artık. Ben vereyim. Yok. Olmaz öyle şey. Çok sağ olun. Neden olmasın canım? Sonra ödersin. Borç. Gerçekten teşekkür ederim ama alamam. Ben karakola gideyim artık. Ben de geleyim. Yok. İyiyim. Sağ olun. Birlikte gidelim. Yok, zahmet etmeyin. Ben gidelim. İyi misin? Sandığımızdan daha kolay olacak bu iş Tunç. İlk günden epey yol kat ettim. 2 haftaya kalmaz koluma takarım Cüneyt'i. Hanımefendi çok şanslı. Asıl şanslı olan benim. Hemen paket yapıyorum. Canım, akşam yemekten sonra baş başa çiftliğe gidiyoruz. Ne? İtiraz istemem. Ben her şeyi ayarladım. Seni çok, çok seviyorum. Ben de. Aşkımız açamamış bir gül gibi içimi sızlatır. Kaderi utan.